ChatGPT'nin üretken yapay zeka devrimini başlatmasının üzerinden tam 2 yıl geçti ve bugünlerde yatırımcılar dikkatlerini bu muhteşem teknolojinin faydalarından çok yüksek maliyetlerine çevirmeye başladılar. Her gün Meta'nın, Amazon'un, Tesla'nın bu işe neden bu kadar para harcadığı sorgulanıyor. Aslında bu her devrimsel yeni teknolojide yaşanan heyecan döngüsünün kaçınılmaz bir parçası. Önce çok yüksek heyecan, sonra sorgulama. Büyük teknoloji firmaları bu yıl yapay zeka için toplam 200 milyar dolardan fazla sermaye harcaması yapacaklar. Bu durumda biraz sorgulamada normal gibi gözüküyor. Peki nereye mi harcayacaklar? Tabii ki öncelikle veri merkezleri kurmak, yapay zeka modellerini eğitmek için gerekli çipleri satın almak ve merkezlerin işlemesi için enerji sağlamak için. Harcamalar gerçekten ürkütücü. Ama yapay zekanın önümüzdeki aylarda ve yıllarda sağladığı faydalarla yatırımcıları şaşırtması da mümkün. Kendine sorulduğunda çok sayıda S&P 500 şirketi yöneticisi yapay zekanın iş süreçlerini ve bilgi erişimini değiştirdiğini, çalışan verimliliğini artırdığını söylüyorlar. Teknoloji şirketlerinin inanılmaz sermaye harcama dalgasını gerekli ve haklı olarak tasvir ediyorlar. Öte yandan Nvidia ve Palantir gibi şirketlerin hisse senedi değerlerinin parabolik yükselişini 2000 yılında yaşanan .com veya .com çöküşü öncesine benzetenler de var. Neydi hatırlayalım? O dönemde internetin her şeyi değiştireceğine, bütün ticaretin internetten yapılacağına inanılıyordu. Özellikle fiber optik kablolarla ilgili şirketlere adeta para akıyordu. O dönemlerde evcil hayvan maması satan bir şirketin değeri dünyadaki bütün evcil hayvanların mama tüketiminin 20 yılına eşit hale geldi. Böyle bir çılgınlık yaşandı. Sonra 2000'de balon patladı ve çöküş oldu. İşte bu dönemi o döneme benzetenler epey çok. Ancak bence bu tamamen yanlış bir benzetme. Yapay zeka veri merkezlerinin inşası bu yüzyılın fiber optik altyapısı inşasına benzemiyor. Yapay zeka veri merkezleri daha çok otoyollara veya elektrik iletim hatlarına benziyor. Sonuçta çok daha üretken bir ekonomi yaratacaklar. Bu çerçevede ekonomi üzerinde devrimsel etkileri olacak. 2 yıldır yatırımcıların yapay zeka alanındaki fırsatlardan uzak durmamaları gerektiğini söylüyorum. Onlarca şirketi anlattım bu konuda. Özellikle Haddini Aş Kulübü üyesi olan arkadaşlar hepsini biliyorlar. Çok da güzel paralar kazandık bunlardan. 2 yıldır yapay zeka ile ilgili neredeyse tüm hisse senetlerinde yaşanan inanılmaz yükselişler benim bu iddiamı haklı çıkarttı. Ve şimdi de iddia ediyorum ki daha bu sürecin başındayız. Daha önümüzde gidecek çok yol var. Daha yapay zeka devrimi başlamadı bile. Ve artık mesele sadece Nvidia'nın ürettiği çipler değil, başka alanlar da var yapay zekada büyüyecek olan. Enerji bunlardan bir tanesi. Günümüzde bulut bilişim platformlarına güç sağlayan veri merkezleri tipik olarak yaklaşık 50 megawatt güç kullanıyorlar. Yapay zeka veri merkezleri bunun 10 katına ihtiyaç duyacaklar. Veri merkezleri için güç ve soğutma altyapısı ekipmanları sağlayan Vertiv Holdings'in CEO'su Giardino Albertazzi, ki bu sene bizim yatırım planımızda Vertiv vardı. Şirketinin müşterilerinin giderek artan sayıda 500 megawatt veya daha fazla kapasiteye sahip veri merkezleri inşa ettiğini söylüyor. 50 megawatt'tan 500 megawatt'a doğru gidiyoruz. Bir sektör yöneticisi Barron's'a yaptığı açıklamada 500 megawatt'ı aşan en az 10 farklı veri merkezi projesi için planlar gördüğünü ve bunların önümüzdeki 3 yıl içinde inşa edilmesinin planlandığını söylüyor. Yapay zekanın altında yatan teknoloji ölçeklendirme yani scaling yasalarının faydalarını görmeye devam ediyor. Bu da yapay zeka modellerinin birbirini izleyen her modeli eğitmek için ne kadar bilgisayar gücü ve veri kullanıldığına paralel olarak gelişmeye devam ettiği anlamına geliyor. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar güçlü veri merkezi, o kadar iyi yapay zeka, o kadar iyi öğrenme modelleri. Microsoft Azure baş teknoloji sorumlusu olan Mark Russinovich şu ana kadar ölçeklendirmenin sonu yok gibi görünüyor diyor. Gerçi bu konuda farklı ifadeler de var. Bazıları yapay zekanın artık sadece ölçeklenmeyle büyüyemeyeceğini, yeni modellere de ihtiyaç duyabileceğini, büyük dil modellerinin yavaş yavaş sona geldiğini söyleyenler de var. Ama sektörün içinden olan Azure baş teknoloji sorumlusu tam tersini savunuyor. Ve tabii ki yeni modeller oluşturmanın maliyetleri de artıyor. Bernstein'in tahminlerine göre OpenAI'nin şu anda kullandığımız mevcut GPT-4 modelini eğitmek için 300 milyon dolar gerekiyordu. Bir sonraki versiyon için birkaç milyar dolar gerekecek gibi gözüküyor. Bir sonraki için ise 25 milyar dolardan fazla harcama gerekecek. Çünkü yapay zeka gittikçe daha dev dil modellerini kullanıyor. Daha farklı ve karmaşık hesaplamaları yapabilir hale geliyor. Bu da arkadaki veri merkezi ihtiyacını büyütüyor. Bu konuda o kadar farklı yerlerden yatırımlar geliyor ki mesela Elon Musk'ın yeni kurduğu xAI biliyorsunuz bu Twitter üzerine çalışan Grok yapay zekasının şirketi 100 binden fazla Nvidia Hopper grafik işlemini kullanmaya başladı bile. Sadece bu GPU'ların faturası bile birkaç milyar doları buluyor. Musk burada da durmayacak. Musk yapay zeka startup'ının önümüzdeki aylarda kapasitesini iki katına çıkararak 200 bin GPU'ya
ulaşmayı planladığını söylüyor. Oracle 2025'in ilk yarısında kullanıma sunulacak ve müşterilerin yapay zeka iş yüklerini çözmesi için kullanılacak olan veri merkezinde tam 131.072 Nvidia GPU'su kullanacağını söylüyor. Bu şimdiye kadarki en büyük GPU kümesi olacak. Elon Musk'ın xAI'ından bile büyük. Meta'nın sevimsiz CEO'su Mark Zuckerberg de geçtiğimiz ay şirketinin Llama 4'ü 100.000'den fazla Nvidia GPU'su üzerine eğittiğini duyurdu. Meta'nın mevcut Llama 3 modeli yalnızca 16.000 Nvidia GPU'su üzerinde eğitilmişti. Burada da 10 kata yakın bir artış görüyoruz gerekli GPU sayısında. Her yeni yapay zeka modelinin eğitimi için 10 kat daha fazla GPU'ya ihtiyaç varsa şu anda yapay zeka çipleri veri merkezlere Nvidia'nın büyümesiyle ilgili bütün tahminler çok saçma kalabilirler gerçekten. Bank of America Global Research veri merkezi yatırım harcamalarının yılda %14 artarak 2023'teki 215 milyar dolar seviyesinden 2026'da 311 milyar dolar seviyesine doğru çıkabileceğini tahmin ediyor. Nvidia'nın CEO'su Jensen önlerinde 1 trilyon dolarlık bir pazarın olduğunu iddia ediyor ve mevcut CPU'ların da GPU'lara dönüşeceğini söylüyor. Bu da işin başka bir boyutu. Açıkçası ben bu tahminlerin önümüzdeki günlerde daha da fazla yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar sadece hyperscaler dediğimiz veri merkezi kurucularından bahsediyoruz. Google'dan, Meta'dan, Amazon'dan ama daha büyük kurumlar var. Yani bir teknoloji firması olmayan büyük kurumlardan bahsediyorum. Bankalar gibi, hızlı tüketim firmaları gibi, büyük perakendeciler gibi. Bunlar da yapay zeka ihtiyaç duyacaklar ve belki kendi veri merkezlerini inşa edecekler. Daha bunlar hesaba katılmıyor bile. Şirketlerin veri tabanlarında saklı olan bilgileri daha hızlı ve kolay bir şekilde işleyerek çalışanlarını daha üretken hale getirme istekleri var. Ve bu üretkenlik verimlilik artışı meselesi ChatGPT gibi chatbotlar kadar ilgi uyandırmasa da daha az yıkıcı ve devrimci değil ve bence aslında bu alanda çok büyük değişim fırsatları yatıyor. Büyük kurumlara yapay zeka sayesinde büyük üretkenlik artışları sağlayan ve en büyük yatırımlarından birisi olan Palantir'in bu yılki olağanüstü başarısı söylediklerimin kanıtı. Dell Teknolojisi'nin altyapı çözümleri grup başkanı Arthur Lewis diyor ki dünyadaki bütün verileri düşünürseniz bunların çoğunun arşivlerde öylece yattığını, bir işe yaramadığını görürsünüz. Şirketler artık bu verileri yapay zeka modellerini beslemek ve bu verilerin tam değerini anlamak için kullanmak istiyorlar. Google Cloud'da teknik araştırmacı olarak çalışan Partha Ranganathan, Hintlilerin ismini söylemek hep zor oluyor benim için, karşılıklı konuşmaya dayalı bir arayüz kullanarak büyük miktarda karmaşık veriyi sentezlemek ve analiz etmek için yapay zeka kullanan müşterilerinin sayısının gittikçe arttığını söylüyor. Evet, bazı müşteriler de gelip Google gibi firmalardan bu hizmetleri alıyorlar. Hewlett Packard Enterprise CEO'su Antonio Neri, müşterilerin geniş dilli bir model seçtiğini ve benzersiz ve kendi özel ihtiyaçlarına göre kendi verileriyle modellere ince ayar yaptıklarını söylüyor. Yani gidiyorlar mesela ChatGPT dil modelini alıyorlar fakat onu kendi verileriyle besleyip kendilerine özgün yapay zekalar geliştiriyorlar. Buna benzer Türkiye'de de bazı projeler var şu anda benim de yakından takip ettiğim. HP CEO'suna göre birinci mesele yapay zekanın iş verimliliğini artırmaya yönelik bir araç olması, esas büyüme fırsatlarını burada görüyor. Veri merkezi operatörü Equinix'in başkan yardımcısı John Dean ise kedi resimleri çizmek yapay zekada benim için esas heyecanlı olan mesele değil. Temel malzeme keşfi, ilaç keşfi, sağlığı iyileştirecek yeni önlemler, işte yapay zekanın en çok potansiyel taşıdığı alanlar bunlar diyor. Benim de bu alanlarda epey yatırımım var bu arada. Bir diğer örnekte ilaç sektöründen dev Bristol Myers Squibb bir yıl önce bir Nvidia yapay zeka veri merkezi satın aldı ve şirket şimdiden bunun meyvelerini yemeye başladığını söylüyor. Bristol'un dijital ve teknoloji müdürü Greg Myers, yapay zeka bizim yeteneklerimizi hızlandırdı diyor. Gerçekten zorlu hastalıklarla mücadele etmek için yeni ilaçlar bulmak bilimsel bir sorun olduğu kadar işlemsel de bir sorundur. Burada bilgisayarların işlem kapasitesinden bahsediyor. Myers, yapay zekanın Bristol'un ilaç keşfi alanında çalışan bilim insanlarının daha fazla permütasyon denemesine, daha fazla deney yapmasına, daha fazla araştırma yapmasına izin verdiğini söylüyor. Yapay zeka ayrıca şirketin gelecekteki klinik deneyleri daha iyi tasarlamak için önceki klinik deneylerden derlenen verilerden de yararlanmak olanak sağlıyor diyor yönetici. Yapay zeka çalışmalarının bir sonucu olarak klinik deneme döngüsü süremizi neredeyse 2 yıl azaltma yolundayız diyor. Bu ilaç sektöründe gerçekten bir devrim. Benim de yatırımcısı olduğum Recursion Pharmaceuticals da bununla uğraşıyor. Yapay zekayı kullanarak daha fazla simülasyon yapmak ve böylece daha hızlı ilaç geliştirmek ilaç sektörünün rüyası. Bu ayrıca dünyada hastalıkların yenilmesi konusunda da önemli bir araç olur işin doğrusu. Megacap teknoloji firmalarının yöneticileri de yeni yapay zeka girişimlerinin büyüme hızı övüyorlar ve benzeri görülmemiş büyümeler bunlar diyorlar. Mesela Amazon'un CEO'su Andy Cassy kısa süre önce yatırımcılara şirketin üretken yapay zeka işinin
için bir yılda milyarlarca dolar gelir elde etme yolunda ilerlediğini söyledi. Yapay zeka işleri Amazon Web Services bulut işinin ilk aşamalarını aşan bir büyüme oranıyla yıldan yıla iki kattan fazla artıyor. Unutmayın, Amazon Web Services, yani Amazon bulut hizmetleri, o şirketin en hızlı büyüyen alanı olarak görünüyordu. Yapay zeka tarafındaki girişimlerde büyüme hızı bunun iki katı gibi gözüküyor. JC Amazon'un son bilanço toplantısında üretken yapay zeka gerçekten alışılmadık derecede büyük, belki de hayatta bir kez karşılaşabilecek türden bir fırsat dedi. Heyecanla, muhakkak mümkün değil gerçekten. Gidelim Microsoft'a. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella da benzer şekilde bulut işindeki hızlı büyümeyi övüyor. Microsoft'un CEO'su geçen ayki bilanço toplantısında yapay zeka kaynaklı işlerin 10 milyar dolarlık ciroya yaklaştıklarını söyledi ve bunun Microsoft'un tarihinde 10 milyar dolar ciroya en hızlı ulaşan iş olduğunu söylüyor. Bu arada bu şirketler yapay zekayı sadece müşteri hizmet vermek için kullanmıyorlar, kendi verimliliklerini de artırıyorlar. Meta'nın Zuckerberg'i geçen ay yatırımcılara yapay zeka odaklı akış ve video önerilerinin bu yıl Facebook'ta geçirilen zamanda %8, Instagram'da ise %6'lık bir artışa yol açtığını söyledi. Yani kullanıcıların önüne onlara daha uygun, onlara daha özel içerikler sunuyorlar. Böylece ekranların önünde daha fazla zaman harcaması sağlıyorlar. Bu tabii insanlık için iyi bir şey olmayabilir ama Meta için çok çok iyi bir şey. Çünkü daha fazla reklam gösterme şansına ulaşıyor. Zuckerberg 1 milyondan fazla reklam verinin reklam oluşturmak için şirketin yapay zeka araçlarını kullandığını ve ilk sonuçların gelire dönüşüme %7'lik bir artış gösterdiğini söylüyor. Dev sayılar bunlar. Yani Meta zaten çok büyük bir şirket. %7'lik bir reklam geliri artışı muhteşem. Yapay zeka konusunda biraz geriden geliyormuş gibi gözüken ama Gemini tarafında aslında önemli şeyleri başaran Alphabet'in ya da Google'un CEO'su Sundar Pichai de bu konuda açıklamalar yapıyor. CEO diyor ki Google'daki yeni kodların 1/4'ünden fazlasını artık ilk olarak yapay zeka oluşturuyor. Daha sonra insanlar tarafından denetleniyor, inceleniyor. Pichai şirketinin 2 milyardan fazla kullanıcısı olan 7 önemli ürününün Google'un AI Gemini modelini içerdiğini söylüyor. Eylül ayının son çeyreğinde Alphabet, Microsoft ve Amazon sermaye harcamalarını bir önceki yıla göre sırasıyla %62, %51 ve %81 oranında artırdılar. Bu şirketlere Meta'yı da eklediğimizde toplam yatırımın boyutu yılda 230 milyar doları buluyor. Microsoft diyor ki Azure yapay zeka hizmetleri için kapasite kısıtlamamız var. Yani mevcut talebi karşılayacak yeterli yapay zeka GPU sunucusuna sahip değiliz. Sonra birileri diyor ki Nvidia'yı küçük küçük putlarla shortlayın. Pek tavsiye etmem. Microsoft diyor ki biz GPU bulamıyoruz arkadaş. Alphabet ve Amazon gelecek yıl daha da fazla para harcayacaklarını söylüyorlar. Microsoft da 2025'in ilk yarısında yapay zeka kapasitesini artırmayı planlıyor. Meta da 2025 için önemli sermaye harcamaları artışı beklediğini söyledi. Zaten bu açıklamadan sonra hisse biraz düşmüştü. Çünkü Wall Street diyor ki para harcamadan para kazanmanın bir yolunu bulun kardeşim. Yapay zekaya para harcamak da neymiş? Yapay zekaya yatırım yapan bütün şirketlerin peşinde olduğu bir tane ürün var. O da Nvidia'nın GB200NVL72 yapay zeka sistemi. Bu bir sunucu aslında, öyle düşünün. Bir küçük bilgisayar gibi düşünün. Üzerinde 72 tane GPU var. İşte bu paket Nvidia'yı bütün rakiplerinden ayırıyor. Vertiv'in CEO'su Albertazzi diyor ki NVL72 harika bir değer teklifi. Müşteriler NVL72'yi önceki modellerden çok daha verimli ve güçlü olduğu için istiyorlar. Çünkü bu şirketlerin genel yapay zeka modeli eğitimi ve sorgulamalarında tasarruf etmelerini sağlıyor. Nvidia'nın bu yeni sistemi bir önceki sistem olan H100'den 30 kat daha fazla performans sağlıyor Nvidia'nın iddiasına göre. Şirket yapay zeka modellerini eğitmek için de 4 kat daha yüksek hızın bu yeni sistemle sağlandığını söylüyor. GB200'ün yarattığı heyecan o kadar yoğun ki Microsoft, OpenAI ve Google geçtiğimiz ay Nvidia sunucusunun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak vallahi biz de alabildik dediler. Elon Musk'ın da araya adam soktuğunu biliyor. Bu GPU'lara bir önce ulaşmak için. Evet, yapay zekadaki gelişmeler böyle. Daha çok yatırım fırsatları var. Tabii burada doğru şirketleri seçmek lazım. Bazı şirketlerin değerleri sırf isimlerine yapay zeka geçiyor diye yükselmişti. Oralarda o balonlar muhtemelen sönecek. Ama yapay zeka devrimine gerçekten katkıda bulunan firmaların daha önlerinde uzun bir yol var. Biz YouTube Katıl ve Haddini Aş Kulübü üyeleriyle bu şirketleri biliyoruz. Bunlar hakkında sürekli konuşuyoruz. Yeni araştırmalar yapıyoruz. Bu haftada iki yeni şirket incelemesi gelecek. Yapay zeka alanında önemli oyuncu
geçici olduğuna inandığım, elbette anlattıkları bir yatırım tavsiyesi değil, biz şirketleri inceliyoruz. Çünkü biliyoruz ki şirket iyi performans gösterirse bu eninde sonunda hisse senede de yansıyacaktır. Bu nedenle şirket temel incelemeleri gerçekten adeta bir ders gibi oluyor. Şirketlerin cirolarına, karlarına, iş modellerine, teknolojilerine, yönetim yapılarına, sermaye dönüş hızlarına, gelecekle ilgili beklentilerine, bilançolarının gücüne, her şeye bakıyoruz ve tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Geçen sene hiç fena gitmedi. Gelecek hafta sonu bununla ilgili bir video geliyor. Hangi şirketlere yatırım yaptık, nasıl sonuçlar aldık hepsini anlatacağız. Siz de bunlardan haberdar olmak istiyorsanız hemen gelin YouTube katıl üyesi olun. Orada özellikle Discord seviyesini seçerseniz en güzel içeriklere ulaşırsınız. Harika bir hafta sonu diliyorum. Sevgiler, saygılar.